Biz MBOCC olarak ilgilenebilir sizinle ancak. Co-loader olarak İsviçre'deki acenteyle görüştürebilirim sizi. Hı hı. Süre aşımında demuraj ödersiniz, evet. Free time burada biraz daha fazla, tabii. Tamam. Yarın ofistekileri size arattıracağım. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırdır? Sabah erken alacaktı şoför seni. Yanlış mı hatırlıyorum? Buradan daha rahat gideriz diye düşündüm. Mary çantanı hazırladı. Bu akşam için izin verdim ona. Yemekleri de ben hazırladım. Çok güzel bir balık pişirdim senin için. Şoföre ihtiyacımız yok. Benim arabamla gideriz. Ben kullanırım tabii ki. Beraber çok güzel bir yolculuk yaparız. Hı? Benim yaslağında şoföre ihtiyacım olacak. Hayatım, ben götürürüm seni istediğin yere. Ayrıca babanın şoförleri vardır illaki. O geceki canlarından pek hoşlanmadın anlaşılan. Yo. Çok güzel gözüküyor. Ben severim senin yemeklerini. Oturalım mı? Soğuk şarabımız da var. Şimdiden tatil havasına gireriz ha? Yolda durup yemek yiyebileceğimiz bir sürü harika mekan keşfettim. Bakmak istediğim arazilerle alakalı emlakçı da buldum, ilgilenecek bizimle. Her şey tamam. Benim epeyce işlerim olacak orada. Yani gitme amacım bu. Yılda bir kere aile işleriyle ilgili toplanırız. O yüzden seninle ilgilenemeyebilirim. Biraz daha konuşursak gelme diyeceksin sanki. O yüzden daha fazla konuşmayalım ha? Harika şaraptan içelim. Fırat, şu aralar aramızın çok iyi olmadığını biliyorum. Ama bu gezi bence tekrar bağ kurmamız için çok iyi bir fırsat. Hı? Çok lezzetli. Afiyet olsun. Kaka bile yapmayan çocuklar doğurur o kız sana. Gidip evlensene şu hırvatla. Senin yemekten anladığım bunun 3 dakika içinde koca yarım ekmeği indirttim mideye. Benim tam vaktinde evde olmam gerekiyor, tamam mı? O yüzden. Ne yapayım? Çabuk ya, hadi. Gidin mi? Hadi. Hadi, hadi, hadi. Nari. Gitme. Olmaz. Gideyim. Şişt. Baksana. Pazar günü gelsene bize. Babamlar İstanbul'a gidiyor. Çiftlikte dururuz. Yok, gelemem. Bak 10 dakika geç kaldım. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim diye düşünüyorum. Sen beni sevmiyorsun. Zaten sevsen bir takım şeyleri göze alırsın, değil mi? Seviyorum. Thank you.
Tamam, tamam. Anlaşıldı. Araştırmaya devam edin. Bu iş iyice çığırından çıktı artık. Motor çalıntıymış. Dere kenarında bulunmuş. Belli ki seninle uğraşan biri var. Kaç kere arabana zarar verdiler. Sen burada yalnızken çiftliği yakmaya kalkıştılar. Şimdi de bu. Biri seni takip ediyor belli. Beyim yemek hazır, buyurun. Ne oluyorsun Nalan? Yani sana da bahane lazım keçileri kaçırmak için. E toparla kendini, tedbirimizi alıyoruz işte. Hadi geç. Ben geliyorum. Efendim. Narin, sana bir şey soracağım. Ne oldu? Sesin bir kötü geliyor. Senin böyle peşinde olan, askıntı olan birisi var mı hayatında? Yok. Yok öyle kimse. Niye olsun ki? Bileyim, seninle olduğum zamanlar hep başıma bir iş geliyor. Senden sonra yine saldırıya uğradım. Bu arabaya yapılan saldırılar, yangın. Şimdi de bu olay. Senin belalın falan var mı kızım? Yani yok öyle biri. Bilmiyorum ki işte. Babür var bir tek mahalleden. O. Oh. O da öyle çok önemsenecek bir şey değil. Tamam. Nasıl düşünmedim ya ben o iti? Tamam, halledeceğim ben, tamam. Kapa sen. Osman, çocukları topla, hemen kulübe gel. İşimiz var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.